Peygamberimiz Efendimizin yardımlarıyla geçinen kerkire isipli bir zat vardı. Ölümünde Peygamberimize haber verdiklerinde onu ateşte görür gibiyim buyurdular. Ve onun da eşyaları araştırılınca devlet malı olan bir elbiseyi zimmetine geçirdiğini müşahede ettiler. Evet kardeşlerim. Biz bu gerçekleri aktarıyoruz. Özellikle de kamu mallarıyla irtibatlı olanlar, yöneticiler, siyasi olanlara burada buradan bu gerçekleri duyurmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu an üst derecede yöneticiler tayin ettiği zaman onların mallarının dökümünü alır. Vazifeden ayrıldıklarında o dökümü yapılan mallar üzerinde ilave varsa onların müsaade eder. Aziz kardeşlerim, bu dünya hayatı bizi aldatmasın. Kamu mallarını zimmete sakın a geçitmeye kalkışmayalım. Hazreti Ömer türü devlete ait, kamuya ait bir lambayı dahi yakmayalım. Bir telefonu dahi kullanmayalım. Buna hakkımız yok. Biz artık bunun örneklerini vermek zorundayız. Geçen gün sevgili kardeşlerim, dış dünyada, dış dünyadan bir başbakanın örneği verildi. Bisikletle işine gidip gelirken bir teeri kuyruğa girmişken resmedildi ve aktarıldı. İnanın içim cız etti. Neden biz bu örnekleri veremiyoruz? Neden insanlık bu örneklere muhtaç? Onun için yüceltiyorlar. Kardeşlerim bundan 35 yıl kadar önce Berlin'deydim. Alman gençlerinin imza topladıklarını gördüm. Meğer Mao için imza topluyorlarmış. Merak ettim. Bir aracı vasıtasıyla niçin topluyorsunuz imza Dediğimde şu cevabı verdiler. Ma'a büyük bir adamdı. Peki neden büyük bir adamdı? Herkes gibi aynı türden elbise giyiyordu dediler. Buradan Aziz Peygamberimiz Efendimizin mütevazi giyişini hatırladım. Demek ki insanlar örnek istiyor. Güzel örneklerin ardından gidiyorlar.